Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Football Manager 2020'de başladığımız Aksaspor kariyerinin ikinci bölümüyle sizlerleyim. Kariyerimize başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atarak bize destek olmayı unutmayın. Şimdi hep beraber kariyerimize geçelim. Kariyerimize geçtiğimizde ilk gözümüze çarpan şey zaten veteran bir takım. Sen yaptığın transferlerle daha da veteranlaştırdın. Yedek stoper olarak sadece 32.500 liraya İbrahim Kaşık attım kadroya. İyi bir oyuncu, hızlanması sıkıntılı biraz zaten ama çakılı stoper oynatacağım onu eğer ki ihtiyaç duyulursa. Ve Mehmet Çakır, yılların oyuncusu. Kanat olarak oyuncu bulamıyorum şeyde. Ve ucuza oyuncu gelmiyor. 57 bin euroya da onu da yedek oyuncu olarak aldım. Buranın yedeği olarak. Yani çok çok zor duruma düşersek kullanırız. Bu arada Lukaç'a teklif geldi. Lukaç'ı gönderiyorum 270 bin euroya Çukarişi'ye. Memleketine, Sırbistan Ligi'ne. Ondan sonra ve Kadir Keleş de kiralık olarak ayrılacak aramızdan. Musa'yı yedek sol bek düşünüyorum şey gittiği zaman. Kadir Keleş gittiği zaman Erkan As sol bekim, arkasında Musa şeklinde. Bundan sonra ilk bölümümüz biraz uzun oldu ama bundan sonraki bölümleri daha kısa tutmaya çalışacağım. Genellikle 3 veya 4 maç attıktan sonra bölümü bitirip her gün veya 2 günde bir diğer kanala gelebilecek videolar da olacak bu arada. Onları da takip edebilirsiniz. Onları o şekilde yapıp böyle bir düzen oluşturmayı düşünüyorum. Sizlerin de düşünceleri varsa bu konuyla ilgili sizlerin de düşüncelerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Dikkate alırım. Menemen spor maçıma hazırız. Mehmet Çakır ve İbrahim Kaçta güçlenen kadromuza karşı Menemen bakalım nasıl önlemler alacak. Bu arada başka bir sakatlık var mıydı arada? Bu arada 2 tane veya 3 tane teknik ekibimize arkadaşlar geldi. Hadziç'i satmayı düşünüyorum ama kimse teklif vermiyor. Alperen düzelmeye başlıyor bu arada. Aykut sakatlıktan çıkıyor. Yine bu şekilde kadroyu bozmadan, oluşan sinerjiyi bozmadan devam edeceğim bu maçta. Oyuncu talimatları verdim. Bak, görmek istersin mesela Erkan'a uzak direğe kes, Burhan'a doğru ve geniş alanda oynaması. Bu tarz oyunculara talimatlar verdim. İnşallah onlardan da sonuç alırız. Mehmet Çakır'a kaç numara verelim? Kurt'a 13 numara verelim. Yaşlı Kurt. Buranın en azından yedeği olur. Sağ kanatta oynayabilecek oyuncum yok. Gurseviç'i ileride oynatmayı düşündüm ama verim alamam diye düşünüyorum. Bu şekilde maçımıza başlayalım. Bayern'a sondan uğra. Bu arada maç kondisyonları herkesin dolmuş. Gözlerim yaşarıyor takım. Teşekkürler. Taşkın var eski oyuncumuz karşı takımda. Taşkın Çalış. Muhammed Reis vurdu. Olmadı. Sokol Çıkaleşi. Ayak sapas yapmaları konusunda teşvik etmeliyiz diyor. Bakalım takım talimatlarından. Tempomuz düşük. Yaratıcılık kısmını bilemiyorum. Birazcık kısa pas yapsın bakalım takım. Toplu oynamayı görüyorsunuz. %70'lik bir üstünlük sağladık aslında toplu oynamada ama henüz daha bir gole dönüştüremedik. Kaleyi bulamadık çünkü. Tolga sakinleşsin. Kırmızı kart görürse evimizde puan kaybına tahammülümüz yok. Rotman oyunu açtı. Erhan. Keşke dönebilsen Erkan Kaş'a da güzel bir orta açsa. Sen de içeri geçsen. Muhammed uzaktan denedi, olmadı. Muhammed tekrardan denedi. Tolga içeriye. Burhan Çıkaleşi. Golcümüz ikinci maçta gol orucunu bozdu. Hadi bakalım hayırlı olsun. Çok güzel burada. Ercan'ın hatası. Burhan Eşer içeriye çeviriyor. Çıkaleşi ayak içi plaseyle çok güzel sol köşeye bırakıyor. Evimizdeki ilk golümüzde bu sezon Çıkaleşi'den geldi. Menemen karşısında 1-0 öndeyiz. Muhammed Reis, Rotman. Güzel pas. Erkan Kaş, Erhan Çelenk, Burhan arka direkte yapamadı golü. Olsun.
Takım genel olarak iyi oynuyor aslında. Tolga, Muhammed, Burhan, Bjarnason, Rotman denedi, uzaktan şansın olmadı. Dakikalar 42'yi gösteriyor. Selmani, Özkan. Geriye döndü Ercan. Hüseyin Samet Kaya'ya çıkardı ve Samet Kaya Hüseyin Çolak'ın asistiyle çok güzel bir gol attı. Savunmada burada kimde hata var bakalım. Ercan, Uğur birazcık boy dezavantajı yaşamış. Samet de çok güzel bitirmiş. Gökhan Değirmenci'nin de bir suçu yok maalesef. 16 şuta bir şut ama skor 1-1 işte. Top yuvarlak. Ne olursa olsun skoru alan her zaman sonuca ulaşıyor. Performansından kötü oynamıyoruz ama bu maçı kazanmamız için birazcık da şey yapmanız lazım. Özveride bulunmanız lazım takım. Hadi bakalım. Erkan, Erhan oynadı. Muhammed ise dönemedi. Erhan pas hatası. Bugün Erhan biraz kötü. Dakikalar 50'yi gösteriyor. Baskımız devam ediyor. Topla oynamamız devam ediyor. İnşallah bir sonuca ulaşacağız. Erhan Çelenk çıkmayı hak ediyor aslında şu anda. Erhan Rotman'a verdi. Muhammed Reis geriye döndü. Uğur. Burhan oynadı. Bıyarnason Tolga'nın önüne güzel pas. Erhan. Erhan. Tam çıkmayı hak etti dediğim anda Tolga'nın arka direği açtığı ortada çok güzel bir kafayla bitirdi büyük ihtimalle. Tolga'nın ortası Erhan Çelenk arka direkte güzel bir gole imza atıyor ve 2-1 öne geçiyoruz dakikalar 63. Hemen oyuncu değişikliği Muhammed Reis yerine Mehmet Çakır. Ofansif ortasına destek. Mehmet Çakır'ı bir görelim. Tolga kırmızı görmemesi için Vursa'ya 3'e atmak istiyorum. Çıkaleş yerine Ergin'e atacağım ama 2-3. 3 hakkımı doldurmak istemiyorum buradan. Rotman. Erhan oynadı. Erhan. Tekrar Rotman. Bjarnason. Rotman. Çıkaleş. Burhan'a çok güzel çıkardı ama pozisyonu değerlendiremedi. Vursa'ya Mehmet Çakır oyuna dahil oldu. Mehmet Çakır gözler yaşlı eskiden. Çok iyi bir oyuncuydu kendisi. Gençler Birliği'nden hatırlıyoruz onu. Elazığspor'da efsanevi bir performansı vardı. 79. dakika bu arada Çıkaleşi'yi bir alkışlattıralım. Ergin'i alalım oyuna. Fırsatçı golcü olarak. Uğur. Vursevic'e döndü. Vursevic. Özkan'ı geçti. Burhan. Vursevic. Bjarnason. Kaleyi bulmadı. Rotman. Tekrar Bjarnason. Burhan'a döndü. Selmani ama offside. Ergin oyuna girdi. Hadi bakalım Ergin. Sen de yap sıktığını. Skor 2-1. Dakika 88. Özkan. Ercan. Ali Keten. Selmani. Uzun oynadı. Uğur. Kokaliç. Uğur Aslan. Vursevic önündeki boş alanı değerlendirdi. Burhan Bayern'a sona döndü. Ceza sahası dışından vurulan şutta isabet yok. Uzatmalar oynanırken Akhisarspor ikinci 3 puanını alma hayaliyle heyecanlı bekleyişin sonu ve maç sonu ekrana geliyor. 6 puanla lige efsanevi bir başlangıç yapıyoruz. Vursevic için ortaları hiç isabetli olmamış. Bayern'a 12 kilometre koşmuş. Gerçekten güzel bir performans. Hırslı bir şekilde iyi bir galibiyet aldığını söylüyoruz takım ama hiçbir tepki gelmedi bize. Teşekkürler takım. 2-1'lik galibiyet Mehmet Çakır ilk maçına çıktı diye onun da bildirimi geldi. Kemal Rüzgar'ın golüyle Altın Ordu 1-0. İstanbul İbrahim Yılmaz'ın golüyle 1-0. Güzel. Bizim rakibimiz olabilecek takımlar puan kayıpları yaşarsa böyle ilk haftadan o üstünlüğü alabilirsek, puan üstünlüğünü farkı açabilirsek biraz playoff'a kalmadan 2-2'de çıkma gibi bir düşüncemiz var tabii ki. 7 tane mesaj gelmiş. Musa Sol'la ilgilendim ancak maaş isteğini karşılayamıyorum. O da zaten görüşmüyor artık benimle. Kerem Bulut eski oyuncumuz santrafor yedek olarak kullanabilir miyim diye düşünüyorum. Ama sadece şu an düşünme aşamasında. Yani Ergin var, Radzic var. Onlardan kötü olduğunu söylüyor. Ama bilmiyorum. Hala kararsızım. Aykut geri dönmüş antrenmanlara.
Hoş geldin kaptan. Şimdi bir dahaki maça geçene kadar sizleri hiç bekletmiyorum. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Boluspor maçı öncesi yine sizlerle beraber oluyoruz. Aradaki süreyi bilerek geçiyorum. Çok fazla detay var, çok fazla uzuyor oraları aldığımda. Bu arada takımımızdan Lukaç ayrıldı. Size söylediğim gibi Çukarışı'ya gitti kendisi. Yolu açık olsun ve biz de son transfer olarak Ayık'ta daha önce oynamış, Bolton Wanderers'ta oynamış, Schalke, Hoffenheim formaları giymiş, Nijerya milli takımında 21 maç oynamış bir oyuncu Obasi'yi kadromuza kattık. Bence 10 numara bir transfer oldu. 300 bin euroya mal oldu bize yıllık. Bu transferle beraber çift forvete dönme kararı aldım. Taktiğimizi de bu şekilde değiştirdim. Obasi Çikale çift forvet attı. Umarım beklediğim üretkenliği oluşturur ve gol yollarına sıkıntı çekmeyiz. Alperen geri döndü bu arada. Kadri kadro dışı bırakmak zorunda kaldım. Aykut tekrar forma giriyor. Hadziç kiralık gidebilir ve diğer sakatlarımız aynı durumda. Fikstür diyoruz. Boluspor deplasmanına çıkıyoruz. Takımımızı bildiriyoruz. İnşallah Obasi bu maçta gücünü gösterir. 26 numara oynasın. 26 numarayı verelim. Eskişehir. Selam olsun buradan da Eskişehir'den izleyen varsa bizi. Bilal kaptan olarak çıkıyor. Eski bir Akhisarsporlu İsmail aynı şekilde. Hakan Aslan. Pupon. İyi bir kadrosu var Bolu'nun da. Hedefimiz 3 puan ama 1 puana da üzülmem. Ne yalan söyleyeyim Bolu deplasmanında. Ve maça Boluspor başladı. Hakan Cambazoğlu Erzurumspor'la penaltılarda gösterdiği efsane performansı da hatırlıyoruz onu. Set, Arif Morkaya, Melih, Bilal çok güzel pas attı. Pupon, Set. Set, Gökhan Değirmenci. O da eski bir Boluspor'lu bu arada. Bilal'in ortası İsmail. Gökhan parmaklarının ucuyla dışarı çıkarmış topu. Arif vurdu. Burhan. Çift forvet bakalım bize bir dezavantaj sağlayacak mı? Çıkaleşi Hakan'da kaldı top. Bu maçta yine topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşamıyor. %60'ın üstünde topa sahip olma oranımız. Burhan. Alperen arkaya doğru bir top atmaya çalıştı. Olmadı. Set. Bilal. Pupon. Bilal. Haliloviç'e döndü. Arif, Bilal çok güzel üçgenler oluşturdular. Gol yemeyelim aman. Alperen yerinde müdahale. Tehlikeli geldi Boluspor 2'dir. Birazcık sıkıntılı olacak maç. Bunun sinyallerini verdi bize. Dakikalar 24'ü gösterirken maçta bir denge var. Bakalım bu dengeyi bozacak gol kimden gelecek? Erhan yine bugün kötü oynuyor. İnşallah kötü oynuyor dediğimiz her maçtaki gibi golüyle bizi susturur. Erkan Kaş bir darbe aldı. Evet, beklemediğimiz haber geldi. Kadir Keleş'i kadro dışı bıraktık. Bir de üstüne Musa sakattı. Sol beke Vrsevic'i alacağız büyük ihtimalle devre arası. Dakikalar 40 oldu. Tolga Bjarnason. Tolga ortasını yaptı. Arka direğe olmadı. Pupon. Pupon hızla geçti sahayı. Bilal, Gökhan Değirmenci. Burhan Eşer. Hakan Aslan'ı geçemedi. Haliloviç. Pupon'u gördü. Pupon kaleciyle karşı karşıya dışarıya. Dışarıya tehlikeli atakları sıklaşmaya başladı Boluspor'un. Dodo. Giresunsporlu. Eski Giresunsporlu. Çıkaleşi. Pasını atamadı. Rotman. Bjarnason. Burhan uzaktan denedi. Hakan Cambazoğlu. Artı 3 geldi ilk yarıya ve bitmek üzere. Erkan büyük ihtimalle maça devam edemeyecek bu şekilde. Erkan yerine mecburi bir değişiklik. Ama 5 yabancı kuralını aşıyoruz öyle de yaparsak. Evet. O zaman Taha'yı atacağız. Bu yarın son yerine. Yapacak bir şey yok. Mecburi 2 değişiklik oldu bizim için. Çok yönlü bek destek olarak kalsın. Vrsevic ters ayakta. Oynuyor. Normalde de oynuyor. Akhisarspor'un maçlarını birazcık takip ediyorsanız. Vrsevic zaten sol bek oynuyor Yılmaz Hoca geldiğinden beri. Yılmaz Vural'ın gelişiyle de Akhisarspor bir yükselişe geçti. Son Erzurum maçında beraberlik olmasaydı ikinci sıraya atacaktı kendisini ama şanssızlık. Bakalım hala haftalar var önümüzde. Ligin sonuna kadar ben güveniyorum Yılmaz Hoca takıma bir hareket getirdi çünkü.
Halilovic. Maçtan koptuk bu arada. Halilovic, Mustafa Durak. Arka direkte şutunu attı. Gökhan Değirmenci. Bugün başarılı bir performans sergiliyor da. Rodman iyi oynuyor. 7.1. Obasi çok kötü. Geldi ilk maçında gergin mi de? Gerginliğini atsın. Daha azimli oynayalım. Rodman. İçeriye Burhan. Son çizgide içeri çeviremedi. Vrsevic oynadı. Rodman. Tahir Yalçıner. Tolga Ünlü'ye döndüler. Tolga arka direkte Erhan. Yine kötü başladığı maçta. Yine golünü attı. Tebrikler. Tolga da arka direğe kes talimatımızı çok güzel gerçekleştiriyor. Erhan bu sezon 3. gol oldu. Tebrikler. 1. sıraya yükseldik. Burada alacağımız galibiyetle 1. sıraya yükselebiliriz. Bu arada bir oyuncu değişikliği yapalım artık. Obası çıksın. Yerine Ergin'i atalım. Normalde de Ergin Çıkaleşi ikilisi oynuyor forvette. Obası bizim transferimiz oldu. İnşallah ondan da verimimizi alırız. Maçı böyle kapatalım artık. İnşallah. Birazcık temkinli oynamaya davet ediyorum son dakikalarda takımımızı. 3 forvete döndü Bolu. Bolu gemileri yaktı. Set, Dodo, setin ortası Dodo, Çıkaleşi. Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz. Çıkaleşi devam ediyor Arif'e takıldı. Şimdi Tolga topla buluştu. Taha'ya döndü. Tolga tekrar Taha. Rodman'a döndü. Çıkaleşi açtı oyunu. Vursevic'in ortası Ergin'in kafa vuruşu isabetli değil. Rodman kullanıyor. Gerilerden bir serbest vuruş. Kıdriç. Mustafa Durak. Dodo uzun bir top attı. Tolga, Gökhan. Güzel çıktık. Erhan. Oyunu soğutalım. 90 artı 3'e girdik. Maç bitmek üzere. Vursevic. Taha. Rodman. Erhan'a döndü. Rodman. Ve maçın sonuna geldik. Üçüncü maçımızdan da galibiyetle ayrılıyoruz. İnşallah bu serimiz dördüncü maçımızda da devam eder. Gerçekten güzel bir seri yakaladık. Takım uyumunu sağladı. İnşallah Obasi gibi, Mehmet Çakır gibi transferlerimizden de verim alırız. Birinci ligin zirvesine oturduk. Erkan'ın sakatlığı şükür ki sadece 1-2 günmüş. Obasi ilk maçına çıktı diye bir haber geldi. Şimdi sırada bir milli ara var. Milli aradan sonra Erzurum'la içeride maçımız var. Erzurum maçında görüşmek üzere. Evet değerli dostlar, Akhisarspor Erzurumspor maç öncesi sizlerle beraberiz. Maç öncesine ilerleyelim. Kadir Keleş kayıtlı değil. Musa Cezalı, Hatipoğlu, Hasan Hatipoğlu yokmuş bu maçta. Onlar da buraya 7 puanla geliyorlar. Onlarda da mutlak galibiyet temennisi var tabii ki. Dribbling güçlü özellikleriymiş. Orta yapmaları sıkıntılıymış. Bakalım takımımızda eksik sıkıntılı oyuncu var mı? Alperen yavaş yavaş forma giriyor. İbrahim Kaş. Onur. Onur bu maç yedek. Mehmet Çakır'ın yerine gelebilir. Adziç bu arada kiralandı. Bir Boşnak takımına. Orada gelişimine devam etsin bu senelik. Düşünmüyorum kadroda. Yedekleri alabileceğim başka biri var mı? Musa hala sakatlığı devam ediyor. Erkan düzeldi. Erkan'ın düzelmesi mutluluk verici. Aykut'u alabilirim. Aykut'u alabilirim ama nereye alabilirim? Taha'nın yerine alabilirim. Aykut'u. Bjarnason yerine hatta direkt ilk 11'de başlayabilirim ama maç kondisyonu yok. Bu şekilde başlayalım maçımıza bakalım. İnşallah 4'te 4 de başlarız 1. lige. Şampiyonluk yolunda iddiamız devam eder. Başlama vuruşu diyoruz ve Akhisar Belediye Stadyumunda maç başlıyor. İbrahim Aktağ, Sissoko, Jasmine Suk, Sissoko ve Rotman'ın fauliyle maç bir duran topla başlıyor. Karşıda teknik özellikleri yüksek oyuncular var. İbrahim, Obertan, Sissoko, golcülükte Pote ama içeride de Akhisarspor İyi bir oyunla bu maçın üstesinden gelecek inşallah. Bu maçta toplu oynamamızı diğer maçlara nazaran sağlayamadık üstünlüğü. Sol kanadı da kullanmak istiyorum. Burhan Eşer'in ortası geldi. Emrah Bastan karşıladı. İbrahim Sissoko. Eskişehir'den hatırlayacağız onu.
İyi bir oyuncu da kendisi. Cenk Ahmet sarı kart gördü. Güzel. Bu güzel haber. Oyuncularımız motive oldu. Erhan Çelenk, Çikaleş ile oynadı. Obasi'ye bir pas. Ah, Obasi ilk golüne çok yaklaştı. Olmadı. Kalede tecrübeli bir isim İbrahim Seyiç var tabii ki. Düştükten sonra takımdan ayrılmayarak o da karakter gösterdi. Belki maaşını da indirime gitmiştir. Gerçi Erzurum bayağı külfetli bir kadro zannedersem. Çünkü oyuncuların çoğuyla yollarını ayırmadılar. Ve Süper Lig maaşlarıyla, gelirleriyle PTT yani eski adıyla PTT şu anki adıyla 1. Lig'in arasında bir uçurum var. Umarım onlar da yani mali anlamda zor günler yaşamazlar. Bu arada maça dönersek 4 şutumuz var sadece. 4'ü de isabetli ama golü bulamıyoruz. Çift forvete dönmek bize yaramadı mı acaba? Cenk Ahmet, Obertan, o kanattan birazcık sıkıntılar yaşıyoruz. İbrahim Hak da Kokkaliç çok iyi araya girdi. Tebrikler. Daha az inme. Cenk Ahmet'in ortası Rotman karşıladı. O da uzun boylu bir oyuncu. Ön libero'da. Göztepe, Kayserispor ve son olarak Akhisarspor'da izleyen fırsatı buldu. Türk futbol severler onu. Kokaliç Gökhan Değirmenci ile oynadı. Alperen Babacan. Gökhan Değirmenci Erkan'la oynadı. Erhan. Bjarnason Çikaleşi Burhan Eşer. Tecrübe yine golünü yaptı. Çikaleşi'nin güzel asisti var tabii ki burada gol. Güzel bir komplike bir organizasyonla geldi. Obasi, Çikaleşi. Herkes yani golle bir pay sahibi. Burhan'ın golüyle 1-0 önde gireceğiz büyük ihtimalle devre arasına. Ve devre arası takım konuşmasına geliyoruz. Hırslı bir şekilde işlerin iyi gittiğini belirtiyoruz takıma. Oyuncu değişikliği düşünmüyorum erken. Obasi başladı. Rotman. Bjarnason uzun oynadı ama olmadı büyük ihtimalle. Bakalım onlardan bir hamle gelecek mi 60'a kadar. Burhan. Top kaybı yapıyordu az daha. Erhan. Rotman'a döndü. Rotman oyunu açtı. Erkan Kaş olmadı. Burhan'ın kullandığı serbest vuruş diyecektim. Kornerden. Rotman tekrar Burhan'a döndü. Olmadı. Seyiç kale vuruşuyla başlattı oyunu. Obertan. Sağ kanattan yükleniyor. Ortaya döndü. Obertan sürdü topu. Emrah Başsan. Jasmine Suk. İbrahim Akta. Emrah Başsan. Tehlikeli bir oyuncu. Jasmine Suk. İbrahim Akta. Jasmine Suk. Yusuf Acer. Arka direğe Obertan. Cenk Ahmet. Kokaliç. Çok önemli ve yerinde bir müdahale. Cenk Ahmet'in ortası. Kokaliç. Yine önemli müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. İbrahim Seyiç. Yine uzun oynadı. Kısa pasta başlamıyorlar. Uzun pasta başlıyorlar genelde. Jasmine Suk. Gökhan Değirmenci. Emrah. Bayern'ın sarı kartı çok sıkıntılı. Bizim için kırmızı kızarabilecek isimlerden biri kendisi. Agresif bir oyuncu çünkü. Erkan ortalığı da Seyiç. Aykut'u alacağım bu arada. Bayern'ın yerine 62-65 arası. Bayern'ın Burhan Eşer. Tolga. Aslında biz kısa pas oynamamıza gerek yok bizim ya. Biz daha biraz daha uzun pasta oynayabiliriz. İleride iki tane oyuncumuz var. Adamlar savunmasını önde kuruyor. Cenk Ahmet orta. İbrahim Akdağ'dan golü yemiş bulunuyoruz an itibariyle. Bunun geleceği belliydi. Orta sahada çok fazla sürklase olduk. Oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Aykut girsin. Erhan bugün kötü gerçekten. Onur'u atalım onun yerine de. Onu hücuma oynatmayacağım. Burhan'ı da desteğe alacağım hatta. Obası yerine Ergin'i almalı mıyım? Almalıyım. Çünkü daha takım uyumunu sağlayamadı Obası. Birazcık sıkıntılı süreç onun için de. Yeni bir takıma alışmak tabii ki. Bir de sistem değiştirdik. 4-4-2'ye geçtik. Çikaleşi şimdi kaptı topu. İbrahim'e kaptırdı. İbrahim bugün hem ofansta hem defansta iyi bir performans sergiliyor. 1-1 dakika 73. Ergin offside. Birazcık hücum ağırlıklı oynayalım. Birazcık da paslaşmamızı normale alıp tempoyu yükseltelim artık. İçeride puan kaybına tahammülümüz yok hiçbir zaman. Rakip kim olursa olsun. Onur Ayık. Hadi Onur Ayık, senden beklentim var.
87. dakika Cenk Ahmet köşe vuruşunu kullandı. Ve maalesef penaltı atışı. Jasmine Sock, Gökhan Değirmenci. Gökhan Değirmenci belki de 1 puan almamızı sağlayacak. Cenk Ahmet kullandı taç atışını. İbrahim Akta, Jasmine Sock, İbrahim Akta, Obertan, İbrahim Akta, Obertan maçı büyük ihtimalle bitirecek burada. Ve Gökhan Değirmenci'nin 9 kurtarışı varmış ve bunlardan biri penaltı. Onun sayesinde Erzurum içeride maalesef 1 puanla ayrılıyoruz. Takım konuşması agresif. Bugün yeteri kadar iyi oynayamadınız diyoruz takıma. Baya baya ezildik yani, maçı hak etmedik aslında ama yapacak bir şey yok. Futbol her zaman beklenen sonucu veren bir şey değil. Öyle olsaydı her zaman favoriler kazanırdı. Bu yüzden bu şekilde bir sonuç alındı. İzlediğiniz için ikinci bölümümüzde çok teşekkür ederim. Yine düşünceleriniz, eklemek veya çıkarmak istediğiniz önerileriniz varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, evde kalın.